güçlü ama turizme yönelik de bu arkadaşlarımızın girişimleri önemli. Ben de tabii sonuna kadar destekliyorum bu işimi. Ben sürekli bu görevleri yerine getiriyorum. Milli Bakanlıklarla görüşmeleri yaparız inşallah. Burada tabii kısa vadeli şeylerden bahsetmiyoruz. Yani hani 5 ay, 6 ay sürecek, Rusya'da yarın normalleşme olur. Her şey bir anda değişir. Ama burada maalesef öyle bir durum söz konusu değil. Yani burada çok kalıcı hasarlar var. Bu hasarları onarmak maalesef 6 ay ya da 1 yılın sonucu olacak gibi görünmüyor. Dolayısıyla bölgede biliyorum, yani sadece Mardin'de mesela 400-500'e yakın insan işinden oldu, ülkelerde çalışan. Gidiyorsunuz %2, %5, bilemenin %10 kapasiteyle çalışıyor ülkelerimiz. Büyük umutlarla yatırımcı geldi, bu ülkelerin önünü kurduğu sayede. Ama şimdi o umutları yavaş yavaş boşa çıkıyor. Dolayısıyla bir karamsarlık da artıyor. Devletin tabii bu alandaki çabalarını önemsemek lazım. Ama ben biraz daha farklı bir şey söylemek istiyorum. Yani bugün mesela TÜSİAD'ın, MÜSİAD'ın ve buna benzer kuruluşları bölgeye biraz daha projektörlerini tutmaları gerekiyor. Göstermeleri kesinlikle, tabii ki. Yani sadece devletle olmuyor. Hayır, sadece devletle olmaz. Yani tam da burada bir iddia olması lazım. Yani siz Türkiye'li bir iş alanıysanız, İstanbul çok büyük bir üniversite olabilirsiniz. Anadolu katmanları içerisinde yer alabilirsiniz, hiç fark etmez. Bu iddianızın şu an mesela Diyarbakır'da, Mardin'de doğrulandığını görmeniz lazım. Yani daha doğrusu bunu ortaya koymanız lazım. Tabii ki. Yani tam da bu aşamada. Yani hem MÜSİAD'ın hem TÜSİAD'ın hem de başka mesleki kuruluşların, güçlü mesleki kuruluşların bölgede toplantılar gerçekleştirmesi, bölgede toplantılar gerçekleştirmesi ama bu toplantıların magazinsel bir merakla falan değil. Hakikaten ne vaat ediyorsunuz siz bölgede insanlara? Çünkü burası sizin ülkeniz, sizin ülkenizin bir parçası. Bu yıkıma seyirci mi kalacaksınız? Yoksa kasalarınızın biraz açıp buralara yatırıma mı yöneleceksiniz? Ha, hocam şiddet var vesaire olsun. Yani şiddete rağmen bence yatırımı düşünmek gerekiyor. Çünkü devlet şiddete rağmen, teröre rağmen burayı sahipleniyor. Barajını yapıyor. Bir baraj yapıyor. 1/3 maliyetinde güvenlik harcaması yapıyor. Siz de bunu göze alın. Neden yani devletimiz bunu göze alırken siz elbette. Dolayısıyla aslında bölgedeki iş adamı arkadaşlarımızın biraz da seslerini bu yönde duyurmaları gerekiyor. Tam da şimdi bu aşamada mesela anonim ortaklıklar kurulabilir. Bölge iş adamlarına katkıda bulunabileceği, cüzi katkıda bulunabileceği ama özellikle büyük sermaye gruplarının finanse edebileceği, bir takım yatırımlar, Mardin, Diyarbakır hem başka yerler için söz konusu olabilir. Mesela bir şehir hastaneleri, şimdi devlet yapıyor. Şimdi biliyoruz yani bu şehir hastaneleri kapsamında Mardin yok. Oysa Mardin çok iyi biliyoruz ki zaten şu an bizim hastanelerimize gelen hasta profiline baktığımız zaman büyük bir bölümü Orta Doğu'da gelen, işte Balkanlardan gelen hastaneler, Avrupa'dan gelenler var. Biz Orta Doğu'ya tam yakın sınırda olan bir şehiriz yani. Diyarbakır'da böyle Şırnak'ta böyle. Neden yani mesela büyük hastane, özel hastane grubu olan bir grup gelmez, Mardin'de böyle bir hastane kurmaz. Neden? Yani bunlar olabilecek şeyler. Yani biraz da hani riski göze aldı. Ama bu risk sonsuza kadar devam etmeyecek. Bunu çok iyi biliyoruz. Yani inşallah er veya geç biz bu problemi çözeceğiz. Bir şey daha soracağım efendim. Bu Atatürk Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi kurulması yönünde özel bazı girişimler oldu. Evet. Bazı Facebook'ta ya da sadece Facebook'ta değil, diğer sosyal medyada da bazı gruplar oluşturuldu. Mardin'in tıp fakültesine konuşturulması yönünde girişimler başladı. Siz bunu destekleyebilir misiniz? Öyle bir girişimler. Ben nasıl düşünüyorsunuz? Ben şimdi bu konudaki bilgilerim şu. Sayın Rektör'den aldığımız bilgiler. Bu Mars'ın Londra'sında yani
toplantı yaptı Maksa'yı yaklaşık bir ay önce aslında. Orada öğretti ki biz galiba Türkiye'de 24. sıradayız. Ben bu sıralama sırasına falan ben kafam ermez. Yani şu an Hatip Üniversitesi için bir tıp fakültesi ne kadar gerekli hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bunun gerekliliğini tutup hani sıralamaya koyarak yok edemeyiz. Yani biz sırayı burada sırayı anlamak mümkün değil. Yani madem özel bir yerden bahsediyoruz, özel bir yerden bahsediyoruz, normal olan bir yerden bahsetmiyoruz. Çatışma var, 30 yıllık tarihatlar var vesaire. Şimdiye kadar yapılan imaller var. Ya biz alacaklıyız yani. Evet. Yani hakikaten bölge halkımız alacaklıdır. Yani bu alacak nedir? Evet, bu alacak bir tıp fakültesi ise onun diğer yerlerinde ilk öncelik tanınması lazım. Yani bu anlamda yani bir pozitif ayrımcılık yapılması çok normal gelir var. Ve ben bu pozitif ayrımcılığı da savunurum. YÖK'e bunun iyi anlatılması lazım. Ama her şeyden önce rektör arkadaşımızın bu konuda umutlu olması lazım. Bize verdiği bilgiler sırasında sanki biraz umudu kırılmış gibi görünüyor. Bence umudu kırılmaması lazım. Yani her şey bitmiş değil. Biz bu konuda güçlü bir tarif yaratabiliriz, bir kamuoyu tarif. Yoksa biz normal bir şeyden bahsetmiyoruz. Kesinlikle. Niğde'de yani evet orada da keşke hemen olsak ama Niğde'de ne bileyim Amasya'da 2 yıl sonra olur ama Mardin 2 yıl daha bekleyemez. Yani işin gerçeği bu. Tabii ki aynı değil. Evet. Ve bu öncelik meselesini herhalde sırada olan diğer şehirlerin halkına sorsak Emenna diyecek. Evet. Buyurun önce Mardin'e yapın diyecek. Bizim halkımız böyle bir tutkar bir. Kesinlikle hatırlıyorum. Sayın Miroğlu, Mardin'de sizce sivil toplum kuruluşları yeterli çalışma yürütüyorlar mı? Başarılı mı bu konuda? En azından onu sizin fikriniz var mı? Tabii yani sivil toplum, Türkiye'de baktığınız zaman Mardin'de bunun içinde tabii. Sivil toplum, yani siyaset arasına mesafe koyabilir. Evet. Toplum demek. Zaten devlet dışı organizasyon demek. Evet. Şimdi devlet artık zaten bölgede hakim değil. Yani kimse kusura bakmasın. Artık devlete bağlı sivil toplumdan bahsediyoruz. Evet. Ama işte belirli partiler belirlemesinde evet, kalan sivil toplumdan bahsediyoruz. Bu da tabii ki bir çeşit organik bağlılıktır. Şimdi bu organik bağlılık sürdüğü sürece sivil toplumlar, isimleri ne olursa olsun, isimleri çok güzel de oluyor bazen. Evet. Ama bu görevlerini yerine getirebilecekleri kanatında değil. Bir kere siyasete çok fazla müdahale ediyorlar. Yani bölgedeki bir güçlü partisi var. Biri AK Parti, biri HDP. HDP'de de gördüğümüz durum bu ama AK Parti'de de gördüğümüz durum bu aşağı yukarı. Bu iki partinin periferisindeki sivil toplumun dönüp kendi işlerini yapmaları ve bunu yaparken de her iki partiden yararlanmaları en makul. En makul. Böyle değil, böyle olmuyor maalesef. Bu bir gelenek. Burada tabii kimseyi de suçlamak için söylemiyorum. Ama sivil toplum dediğiniz zaman sadece HDP'nin toplantısına katılan ya da sadece AK Parti'nin toplantısına katılan olmamalıdır. Tabii ki hiç olmamalıdır. Bunu artık değiştirmeliyiz. Yani dolayısıyla burada ne olacak? İşte burada organik olarak bağlı olmayacaksınız. Yani bağlı olduğunuz zaman maalesef Türkiye'de sizi yönlendireceksiniz. Tabii yani siyasete siz malzeme. Ama siz şimdi siyasete yön vermeye çalışmak ayrı bir şeydir ama siyaseti beslemek ayrı bir şeydir. Sivil toplum adı üstünde sivil alanda iş yapan, sivil alanı güçlendirir ve bu alanın taleplerini siyaset kurumuna getirir, önüne koyar. Sonra da denetler. Siyaset kurumu vazifesini yapıyor mu? Yapmıyor. Ama biz de siyasetin gidişatına yön veren bir sivil toplum geleneği doğdu maalesef. Doğu Güneydoğu'da bu da maalesef aslında şiddet ortamının beslediği bir şey. Yani insanlar kendilerini biraz daha güvencede hissetmek için ya bir sivil toplum kuruluşuna sığınıyorlar, bir aidiyet geliştiriyorlar. Bu tabii başka alanlardaki sorumluluklarını görmezlikten gelmelerine yol açıyor vesaire. Problemli bir konu bu ama aslında Türkiye'nin de ortalaması aşağı yukarı böyle. Sayın Vekilim, bir şey daha soracağım size. Bu dün bizim Mardin'in çok ünlü araştırmacı gazetecilerinden biri Doğan Bekir, Milli Gazete'deki köşesinde
Mardin Atatürk Üniversitesi'ne yönelik çok sarsıcı iddialarda bulundu. Dedi ki, İsrail'li ajanlar Atatürk Üniversitesi'nde tweet atıyor. Ve çok yüksek maaşlar aldığı yönde iddiası oldu. Hatta biz kendisine ulaştık, görüşmemiz de oldu. Sorduğumuzda elinde belgeler olduğunu iddia etti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Normal bir şey mi? Öyle bir şey olabilir mi? Şey eğitim yuvasında böyle bir şey mi olması? Şöyle söyleyeyim size. Bugün mesela bu manada bir akit yazarı Abdurrahman Edip Atan yazısı önemliydi. Yani bu paralel yapı ve şey üzerine bir yazı, bu paralel yapı ve akademi dünyası arasındaki münasebetler. İşte 13 üniversiteye hala vesaire, tabi devlet üniversiteleri, yani okul üniversiteleri de bu bakımdan sızılmış oldu. Tabi ben burada Sayın Vekil'in iddialarını şey yapacak durumda değilim yani. Ama tabii ki elinde belgeleri varsa bu belgeleri YÖK'e bence sunmalıdır. Sunmalı değil mi? Tabii ki YÖK'e sunmalıdır. YÖK bu konuda gerekli araştırmaları yapmalıdır. Üniversitelerde olabilecek en kötü şey bir grup kültürü geliştirmektir. Evet. Bence Artuklu kendisini, hani Artuklu da bu tipte hani öğretim görevleri var mı yok mu onu bilemeyiz. Kimseyi de suçlayamayız. Elimizde bir belge şey olmadı var. Ama Artuklu Üniversitesi, özellikle var bir çoğulculuğun egemen olduğu bir yerde kendisini görüş olarak, pozisyon olarak, akademik zemin olarak sınırlamamalıdır. Yani, şöyle bir şey doğru olmaz. Yani işte burada ne bileyim bir konu konuşacaksa bunu belli bir elit içinde konuşmamalıyız. Ben hatırlıyorum Artuklu Üniversitesi'nin geçmiş yıllarda bir takım konferansları olurdu. Ve ben mesela hani görüş olarak vesaire o dönemde de üniversiteyi yöneten rektör ve sayın dekanı çok yakın biri de sayılmazdı ama davet alırdım, gelirdim, konuşurdum. Yani böyle çoğulcu bir yapısı vardı. Şimdi bu çoğulcu yapıyı bence biraz kaybetmiş gibi görünüyor. Yani geçenlerde bir konferans yapıldı mesela. Ve bu konferansta Mardin'in 2 milletvekili var. 4 milletvekili ve HDP arkadaşlarımız var. Ben mesela bir davet almadım. Diğer arkadaşlardan almadığını bilmiyorum. Ama Kürt meselesini tartışacağınız bir platformda siz milletvekillerinizi davet etmiyorsanız burada bir problem var. Bunun gerekçesi ne olursa olsun. Yani